Kesinlikle. Bışar'ın tweetini hazırlayabilir miyiz arkadaşlar? Ben de o sırada istersen anlatmaya başlayayım eğer lütfen abi. Hayır, tweet'i ekrana getirirken. Tweet'e gelirken ben anlatmaya başlayayım. Şimdi evet, şöyle bir durum var. Brezilya-Arjantin maçı. Arjantin bu sabah gelmedi bu ülkeye değil mi? En az 2-3 gün önce gelmiş. 3 gün önce gelmiş. 3 gün önce gelmiş. Otele yerleşmiş. Girerken bunların pasaport kontrolleri yapılıyor. Öyle hani bakkal dükkanına gider gibi. Ülke değiştiremiyorsun. Arada ciddi de bir rekabet var. İşte gerekli sağlık testleri, PCR testi vesaire hepsi bir bir kontrol ediliyor. Sen ülkeye öyle girebiliyorsun. Sonra süreç devam ediyor. Bir de bunların atletize olması var. Hangi futbolcunun geleceğini vesaire bir bir isimlerini veriyorsun. Bu isimler hem FIFA yetkilileri tarafından bakılıyor hem de Brezilya Federasyonu yetkilileri tarafından bakılıyor. Sonra ne hikmetse maçın içine bir tane kraldan çok kralcı olmaya çalışan, mesleğinin son yıllarında adeta kendini ispat etmeye çalışan, ne olduğu belli olmayan, ne gidiyor belirsiz. Ya niye öyle söylüyorsun? Bir şey bitirsin bir ondan sonra biz kesmeyelim. Evet evet, o sıkıntı oluyor. Ben de bir şey tamamlayacağım ondan sonra. Ne olduğu belli olmayan bir tane herif çıkıyor, sahanın ortasına giriyor. Adamı gösterelim. Sanki o sahanın kendine ait protokolleri yok. Sanki o organizasyonu yapan FIFA'nın, Brezilya polisinin, yetkili kimselerinin, spor bakanlığının, federasyonunun adamları orada yok. Sağlık bakanlığının bir tane ne diyor belirsiz adamı geliyor, lan diye sahanın ortasına giriyor. Şimdi bak böyle olduğu zaman tweet'te de attım. Dedim ki acaba tweet şu dakikalarda, maç devam eder veya etmez, ne kadar tweet bahis oynanıyor? Neden? Çünkü dur, özür dilerim, dur. Tam ekran getir. Gerilim müziğini rica ediyorum. Bu değil. Hayır, bu değil arkadaşlar. Bu değil. Bu... Yani bizim bahsettiğimiz konuyla bu konunun alakası var mı sizce? Bışar diyor ki başka bir şeyden bahsediyor. Ben çok net açık konuşacağım. Bahis baronlarından bahsediyorum. Ve bahis baronları Meksika, Brezilya, Arjantin. Bu tür ülkeleri çok severler. Ve bu tür ülkelerde çok daha rahat hareket kabiliyetleri vardır bunların. Ve nedir? Batu. Şimdi biz bir bakıyoruz. Saçma sapan 4 tane PCR testi için maçı bir anda sahanın ortasına bir tane herif giriyor. Şimdi ben size bir hikaye anlatayım. Herif adam mı diyeyim? Ne diyeyim? Şimdi sahanın ortasına bir tane herif giriyor. Abi herif demesek. E adam diyeyim, ne diyeyim bu adama? Adam de. bir tane adam giriyor. E peki kardeşim sen düşün ki mesleğinin sonundasın. Ben de sana işte 1 milyon euro teklif ettim. Ya da 100 bin euro teklif ettim. Dedim ki git bu maçı durdur. O sırada açtım. Sistemden maç oynanır oynanmaz. Aha maç durdu. Kaldırılan parayı düşünün. Bak dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik olamaz. Maç devam ederken bir tane Sağlık Bakanlığı'ndan görevli mesleğinin sonuna gelmiş tipinde meymenet olmayan bir adam koskoca Brezilya Arjantin maçını durduramaz. Ya dur bir dakika, tam ekran getirelim. Tam ekran getirelim. Hayır, şimdi o aslında sen bence çok Netflix'te çok şey izlemişsin. Hayır. Marcos falan filan böyle. Brezilya Arjantin maçında sahaya çıkana kadar futbolcularla kimsenin işi yok. Maç başlayınca sahaya girip dayılık yapıyorsun. Mafya mısın, polis misin? Bu gece maç oynanır oynanmaza ne kadar bahis yapılıyor? Çok ciddi bir son bir şey söyleyeyim mi? Ben Güney Amerika ülkelerindeki ama hukuk sistemini ben ikna oldum. Heh, oraya geleceğim. Güney Amerika'daki hukuk sistemlerini Netflix'ten öğrendim. Ne olur hukuktan falan gittim, bahsetme. Ne gittim olur. Orada dava takip ettim. Bilenler ya, bilir. Hukuk falan boş ver şimdi. Girmiyorum detayına. Hukuktan bahsetmeyelim. Az önce Netflix dedin ya. Abi hukuk yapmayalım bak. Yapmadım. Kanal yönetimimizden rica edelim, hukuk zaten çıkarsın. Beni bence dinlemedin. Beni bence dinlemedin. Bıçak Çağlayan Adliyesi'ne çevirdin burayı ya. Dinlemedin bence benim bildiğim. Adliyeye çevirdin. Evet devam edelim abi. Dedim ki Netflix'te öğrenmedim ben buradaki oralarda neler döndüğünü. Gidip orada var olarak öğrendim. Acaba Arjantin'de ne oluyor, ne bitiyor? Bahis baronları ne yapıyor? Abi bahis baronlarını öğrenmek için Güney Amerika'ya gitmeye gerek gittim yok ki. Gittim işte, orada fiziki olarak da bulundum diyorum. Netflix'ten öğrenmedin diyorum. Peki bu adam için sen bu adamdan rahatsız mısın? Tipinde mi emanet yok? Bekle. Senden rica ediyorum. Yeşil çayın iç, sakinleş. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu adam. Emre. Bu adam sana şöyle bir şey söyleyeyim. Adamın kralıdır kardeşim. Allah Allah. Evet. Evet. Dünyada bir şey söyleyeceğim. Sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok abi. Sağlıktan daha önemli. Yok bahismiş, baronmuş falan.
Dediği gibi çok Netflix seyretmiş bu aralar. La Casa de Papel de yeni geldi. Ona başladı şimdi. Biliyorum neye başladı. Çok güzel. Ben söyleyeyim başladı neler şimdi. Olduğunu. Yok söyleme. Tekrar başladı. 5. bölüme başladı. Tokyo'ya çok üzüldüm. Evet sen devam edelim. Bir şeyler söyleyecek. İnsanlar da sana bir şeyler söylüyor şu anda. Evet devam edelim kardeşimin. Şimdi bak babacığım. Bu ülkeye 4 tane Arjantinli oyuncu geliyor. Bu Arjantinli 4 tane oyuncu da evrakla ilgili bir sıkıntıları var. Dolayısıyla bu evrakla ilgili bir sahtecilik sıkıntısı var. Havaalanından girerken zorlanmıyorlar. Neyle ilgili? Evrakta. Ha, evet. Evrakta sahtecilik var. Evet. Ama? Bugün gündüz saatlerinde Brezilya polisi gidiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle beraber otelden almaya çalışıyorlar. Bu oyuncuları, bu 4 oyuncuyu sınır dışı etmek üzere otelden almaya çalışıyorlar. Fakat işte Brezilya Futbol Federasyonu falan araya giriyor. O giriyor, bu giriyor. Bir şekilde olay tatlıya bağlanıyor ve bugüne geliniyor. Bugüne geliniyor. Şimdi babacığım ben bugün İngiltere'den Brezilya'ya gitsem bana ne uygulanacak? Karantina kuralı uygulanacak mı? Sana uygulanacak mı? Evet. Ertem'e uygulanacak mı? Gerçi Ertem vurdurmuş. İki kere evet. İki kere vurdurdu. Biontech. Bazıları mesela sen 4 vurdurdun mu? Ben vurdurdum sen. Tamam. Herkesin aşı yaptırması gerekir. Türkiye'de ilk aşı vurduranlardan biri benim. Aşıyı da vurdu abi. Aşı olalım onu söyleyeyim. Aşı vurdurmayan lütfen hemen kalmasın. Lütfen. Kalmasın. Şimdi Sayın Bakanımız Fahrettin Koca beyefendiyi de buradan yürekten kutluyorum. Şimdi babacığım. Yürekten kutluyorum. Herkesi çok güzel teşvik ettim. Bugün esasında gündüz çözülecek bir iş Brezilya Futbol Federasyonu'nun işgüzarlığı yüzünden sahaya kadar taşınmış. Dolayısıyla adamlar gelip sağdan almak durumunda kalmışlar. Ha işin içerisinde biraz şov var mı? Var. Bütün dünyanın gözü üzerinde. Bütün dünyanın gözü üzerinde. Şu maçı dünyada yayınlamayan ülke yoktur baba. Çünkü Brezilya Arjantin. Brezilya Arjantin dünya kupası final maçı. Emre Messi diyorum. Emre Lionel Messi 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki? Bu büyük bir rezalet. Burası sirk. Bak aynı şeyi söylüyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Hayır ama bak abi de onu söyledi. 3 gün önce niye diyor bize diyor bunu yapıyorlar diyor. 3 gün önce. Bugün gündüz saatlerinde Brezilya polisi ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri Arjantin'in kaldığı otele gitmişler abi. Alırdı. Vermemişler 4 tane oyuncu. Alırdı. Vermemişler. Alırdı olmaz. Mümkün değil. Bülent dedi mümkün ki, değil. Brezilya polisi bekliyor dedi. Bak bir şey dedi. Söyleyeceğim. Bir dakika karantina kuralları var. Var. Sen otelde kaldığın sürece sıkıntı yok. Bak Arjantin şu anda. Ama sahaya çıktığın anda sahaya sen çıktığın anda Arjantin, iş başka oluyor abi. Bak sen şu anda Arjantin'i haksız mı görüyorsun? Tabii ki haksız görüyorum. Ama bak belli bir duruşları var. Batu. Neden duruşları var? Şimdi Galatasaray hazırlık maçı için Yunanistan'a gitti Olympiakos maçına. Burada ne oldu? Burada Galatasaray'ın takımın yarısı geçti kafilenin. Biz de hatta telefonlarla o zaman da konuştuk. Yarısı geçti. Daha sonra geri kalan 3-5 tane kişiye evet, PCR abi. Testi yapacaklarına ne dediler? Bütün takım tekrar geriye gelsin tekrar yapacağız tamam. Dediler. Halbuki takımın yarısı geçmişti. Şimdi orada bir duruş gösterdi Galatasaray. Siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Takımın yarısı zaten geçti dedi. Galatasaray'la Arjantin şu anda aynı konumda. Arjantin de şu anda... Bir dakika çok güzel. Getirseniz o görüntüleri. Evet Galatasaray'la Arjantin bir duruş gösterme vallahi açısından bravo, aynı abi, durumda. Oğuz abi inanılmaz bir konunun altına... Abi İngilizce... Yani anda, imzasını atıyor. Bak diyor ki Galatasaray Arjantin gibi... Evet... Arjantin'de bir duruş sergiliyor Galatasaray'da gösterdi. Kesinlikle Arjantin Galatasaray'dır bak, bu gece. Bak görüntü bu. Galatasaray Yunanistan'da ne zamandı? 1,5 ay önce mi? Erdem. Tabii canım. 1,5-2 ay önce Atina'da Temmuz 13 Olympiakos maçı için. Olympiakos maçı için Atina'ya iniyor. Oradaki görevliler diyorlar ki 3-4 kişiyi sağlık... Zaten takımın sağlık yüzde... diyorum ne derler test. PCR testi için. PCR testinden geçirmek evet, istiyoruz. Ama takımın çoğu geçmişti zaten. Geçmişti zaten. Fatih Hoca da diyor ki beni de alın o zaman. Doğru. Tamam diyor beni de alın o zaman. Sonra diyorlar ki hepinizi birden istiyoruz. Takımın doğru. Yarısını boşaltıyorlar. Fatih Hoca diyor ki takım boşalsın. Aynen öyle. Otobüs boşalsın Türkiye'ye dönüyoruz. Bu arada Emre'ye bir şey söyleyeceğim ben cevap olarak. Hani hayır şu olay çok enteresan. Buna... Çok enteresan. Duruş açısından Galatasaray'la Arjantin aynı diyorum. Yoksa senin söylediğinde bir mantıksızlık yok. Fakat farklı durum var. Ama yani şöyle Galatasaray bir şey var. Gerçekten iyi bir duruş gösterdi. Yok orada, yok. Orada Galatasaray Arjantin'e tabi etsin bir pislik yapmaya çalıştılar. Fatih Hoca yemedi. Yemedi. Hah. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen şuna inanıyor musun? Mesela Arjantin bugün kampta, otelde antrenmanını yaptı hocam. Dinleniyor. Brezilyalı şeyler geldi. Polisler, yetkililer geldi. Arjantin onları hepsini ekarte etti. Sahaya kadar çıkabildi.
Olmaz. Abi, otelde kaldıkları sürece bence sıkıntı yok. Ben o mantıkla şunu bakıyorum. Şunu anlatayım mı Emre abi? Olmaz böyle bir şey. Bak şimdi mesela. Hayır, karantina otelde durman senin karantinada yok, kalman yok, anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir şey var Emre abi bak. Orada otelde olduğu sürece dört oyuncunun sıkıntı yok. Şimdi bak, anladım. Ama çıkıp da sahaya getirdiğin anda. İşte Deniz bununla hocam, ilgili. Bak, benim dediklerimi çok bununla, yani. Bununla ilgili bir şey. Mantık yürütüyorum ha, bildiğim bir şey olduğu için söylemiyorum. Bununla ilgili yetkililer otele gelip ya da bilgi verdilerse o oyuncuların sahaya çıkması söz konusu olamaz ki. Bak abi. Bir ricada bulunabilir miyim? Önce Bülent'e de bir söz. Tabii, bugün abi. doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Her gün mü doğum günü senin ya? Hayır bugün dün 4'ünden 5'ine geçerken. Dün 12'de girdik. Aa doğru pardon. Plantusu, Galatasaray ve Arjantin arasında bir benzerlik yaptı sevgili Oğuz abi. Mükemmel bir örnekti bence. Yapıyor, dik duruş sergiledi dedi. Ne diyeceksin bu konuda senin görüşünle? Ben yorum yapmak istemiyorum. Ben şeyi bekliyorum. Fikret Orman Ahmet Nurçevi olayını bekliyorum. Tamam, o zaman ben devam edeyim mi abi? Evet lütfen. Şimdi Deniz Hocam da bilir. Yaşamıştır. Maçların akreditasyon listesi olur. Şu anda da mesela bizim takımlarımız